Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Dyson şarjlı süpürgemizin duvar montaj işlemini yapacağız. Dyson süpürgemizin kutusundan çıkan bir adet şarjlı süpürgemizin adaptörü, adaptörümüzün ve şarjlı süpürgemizin takılabilmesi için burada iki adet aparat görüyorsunuz. Buradaki aparatı duvara asacağız. Buradaki aparata da şarjlı süpürgelerimizin uçlarını ve şarjlı süpürgemizin şarj ünitesini bu noktaya asacağız arkadaşlar. Öncelikle kutumuzdan çıkan buradaki kullanım kılavuzunu incelememiz gerekiyor. Burada 2 adet vidamız, 2 adet dubelimiz ve gerekli montaj işlemlerinin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgilendirmeler bu noktada mevcut. Buradaki aparatımız duvara takılırken 120 santim yukarıdan ilk vidasının takılması gerektiğini söylüyor. Buradaki işlemlerimiz kullanım kılavuzunda adım adım sizlere anlatılıyor. Bunu beraber yapalım. Öncelikle buradaki aparat üzerindeki bizim vidalarımızın konmuş olduğu noktadan kutu içerisinde bu noktada vidalarımız ve dubellerimiz mevcut. Bantlı olan kutunun içerisinden 2 adet dubelimiz ve 2 adet de vidamızın olduğunu görüyorsunuz. Bizim için gerekli olan 1 adet mat kabımız, metremiz, İşaretleme için bir adet de kalemimiz gerekiyor. Şarjlı süpürgemizi takmak için evinizde uygun olan prize yakın bir nokta belirlemeniz gerekiyor. Benim seçmiş olduğum noktanın hemen yanında bir adet prizim ve Wi-Fi ağ adaptörümü görüyorsunuz. Odamın köşe noktasını seçtim. Bunu seçerken çocukların ulaşamayacağı kör bir nokta olmasına dikkat ettim arkadaşlar. Burada sürekli şarjda durması gerekiyor ve el altında olmasını istemedim. Bu noktayı seçtim. Duvarı delme işlemi için 6 numaralı uç seçtim. Buradaki dubellerimiz 7 numara. Buna göre daha sıkı ve daha güzel oturmasını sağlayacak. Sizler de uç seçerken 6 numaralı ucu kullanabilirsiniz. Duvar aparatının delikleri üzerinden ilk delik 120 santim olacak şekilde gerekli olan işaretlemeyi yapıp dubelleri yerine koyuyoruz. Bu noktadan sonra buradaki duvar aparatını takabiliriz. Kontrol ettiğimiz zaman duvar aparatının deliklerine dubellerin tam olarak geldiğini görebiliyoruz. Eğer şarjlı matkap kullanıyorsanız en son sıkma işlemini elinizdeki bir adet tornavida ile yapabilirsiniz. Çünkü plastik olduğu için kırılma riski var arkadaşlar. Şarj adaptörümüzün uç kısmını takarken hemen duvar aparatının üst noktasına, yani şarj süpürgemizin takılacağı aparatın hemen arka noktasından şarj ucumuzu geçiriyoruz. Hemen bu noktada gördüğünüz gibi yuvası var. Bakın şu noktada yuvası var. Buradaki yuvaya elimizde sabitliyoruz. Bakın sabitlendi. Şarj adaptörümüzün yuvasına sabitleme işlemini yaptıktan sonra hemen üst kısmındaki mandalı bastırıyoruz. Şarj süpürgemiz buradaki aparata takılacak ve buradaki şarj adaptör ucuna temas etmesi gerekiyor ve bu noktadan sonra duvar üzerine takıldığında sürekli şarj işlemi gerçekleşmiş olacak. Ve buradaki mandalı kapatmayı unutmayın. Arka yüzeyini çevirdiğimiz zaman hemen gördüğünüz gibi buradaki kablo için kanallar yapılmış. Hemen bu noktadaki kanal üzerinden kablomuzu geçirerek sabitleme işlemini yapıyoruz. Evet, son işlemimiz bu arkadaşlar. Bakın, hemen arka taraftan kanal içerisinden şarj kablomuzun, adaptörümüzün şarj kablosunu sabitleme işlemini yaptık. Ve bu noktalardan da az önce duvara montajını yapmış olduğumuz aparata buradaki plastik aparatı takmamız gerekiyor.